Merhaba arkadaşlar, Gurbet Channel'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün biraz böyle şık giyindim. Canım böyle giymek istedi. Kuaföre gidiyorum. Saçlarımın dipleri boyanacak artık. Bembeyaz, bakın arkadaşlar, bunların boyanması lazım. Dedim şunu yaptırayım, bugün aradan çıksın. Bu gömleğimi Türkiye'den almıştım, daha hiç giymedim. Dedim bugün kuaföre giderken şöyle giyineyim. Ama gelince çıkartacağım. Şey böyle hani yemek falan yaparken o kadar rahat bir şey değil. Ben böyle şık mık beyaz bej şeylerle de girerim mutfağa ama bu biraz fazla şık galiba. Bununla yani mutfağa girmeyeyim. Şimdi beraber kuaföre gidelim. Saçlar biraz boyandı. Dipleri boyandı. Şuraları hafif birazcık daha sarı yaptı herhalde. Ve o benim bu tipsler vardı ya. Eskiden olan tipsler. Onları yine taktı. Zaten vardı burada birkaç. Şöyle iki tane de arkaya taktı zannederdim. O kadar bir sıra yani, öyle fazla abartmadan. Boyu tabii ki uzunluğunu şey yaptırdım. Aynı bıraktırdım. Çünkü benim köyler şöyle uzundu dedim. Kes, ben bu boyu böyle çok sevdim. Evet, bakalım şimdi böyle düz mü bırakırım, kıvırır mıyız yine şöyle. Kuaför işim tamamdır, saçlarım da tamamdır. Miley okuldan geldi. Geldikten yarım saat sonra çocuk okuldan geldi. Ona şimdi bir pizza fırına, pizzanın üzerinde domatesler var ya, domatesleri al üzerinden diyor. Pişmiş domatesi hiç sevmiyor benim kızım ya. Pişmiş zebzeyi. Miley, ben bunları nasıl çıkartacağım bunun üzerinden ya? Ha, Mesa duydunuz mu? Bana akıl veriyor. Allah! Dur bıçakla çıkartayım neyse. Veya piştikten sonra da bunları çıkartabiliriz. Bak, arkadan nine diye bağırıyor. Şunları alalım üzerinden. Aman zepse yeme, pişmiş. Pizzanın altında da aslında domates püresi var değil mi? Onu yiyoruz ama. O yeniyor. Geri kalan da artık şey pişince çıkartayım. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Ha, çıktı biri daha. Bu da çıktı, çıktı, çıktı. Hadi. Hayır. Miley'in tableti bozuk. Yarın götüreceğim. Miley. Tableti şey yapmıyor, şarj yapmıyor. Yarın anneanneni doktora götüreceğim. O zaman oranın yakınında hemen. O zaman vereceğim, geleceğim. Biraz bitti domatesle. Hemen bunları fırına sürelim. Saçlarımı fazla değişik bir şey yaptırmadım. Sadece dip boya. Bakın bir de şu önünü biraz hafif açtırdım. Biraz da açık olsun dedim. Ve boyu aynı. Kaç? 6 tane herhalde. 6 tane de tips var. Geçen de zaten 6 taneydi zannedersem. 6 tane mi? 5 tane miydi işte? Aynı böyle. Biraz böyle gür duruyor. Bu kadar. Yani kısa saça alıştım resmen arkadaşlar. Görüyor musunuz? Uzun uzun saç derken en sonunda kısa saçta böyle şey oldum yani, takıldım kaldım. Ama hoşuma gidiyor ya. Çok şey oluyor. Kurutması çabuk oluyor. Hele yazın çok kolay oluyor. Böyle ya, ne bileyim işte, ben sarıyı seviyorum. Bir de kısaya döndük. Salçalı makarna yaptım. Çocuklara. Sözde bugün börek yapacaktım değil mi? Hı-hı. Yapamayacağım bugün. Hiç canım istemiyor. Tembelliğim üzerimde. Burada da Flammkuchen. Altı krem fraişli böyle, üstü peynirli ve pırasalı. Bundan yapacağım. Rubatlı ikimize de. Şöyle bakın, ayrı ayrı pişirmem lazım. Tepsiye sığmıyor. Flammkuchenimizin biri pişti. Burada da salata, hazır salata. Kaç gün önce almıştım bunu. Marulla, zeytin, peynir, soslu. Bugün de böyle yiyelim ama. Boş geçin bugün börek falan yapmayı. Ben ne yaptım bugün akşama kadar? Burada yattım, uzandım. Yemekten sonra 1,5 saat uyumuşum. Ondan sonra robot geldi. Outland'da dizimize baktık. 2 bölüm arkadaşlar. Ondan sonra da akşam oldu. Bugün benim vlog böyle bir hiçbir şeye yaramadı. Bugün fazla bir şey yapamadım. Evde şurayı toplayayım da diyorum artık şey yatmaya gideyim. Yatmaktan yatmaya. Onu 20 geçiyor saat. Ben şimdi yarın annemi doktora götüreceğim. İnşallah orada biraz çekim yapayım. Çarşıya uğrayacağım orada. Çarşıda tabii yapabildiğim kadar çekim yaparım inşallah. Biraz böyle hareketlilik gelsin vlogumun için. Bugün hava da bir de böyle çok şeydi. Çok basıktı, yağmur yağdı. Fazla öyle güneş yoktu. Ne bileyim böyle şey, o kadar güneşli günlerden sonra böyle koltukta uzanma havası gibi bir şeydi yani, siz anlayacağınız. Ama yarın inşallah daha güzel olacak. Yeni bir günden günaydınlar. Saat 8 arkadaşlar. Saat 8. Ben biraz su hazırlıyorum buraya. Limonu hazırlayacağım. Nanem yok. Dün az su içtiğimi fark ettim. Miley de az içti. Anne o yaptığın sudan yap dedi ama nanem yok. Onun için hemen
Normal suyla yapacağım. Aslında yeşilçayla yapınca da güzel oluyor. Bu Mile içmiyor o zaman. Suyun olunca o da güzel içiyor. Yine şu tezgahın üzerine yanına da o siyah şey meyveler. Onlardan koymuş, böyle dökmüş. Buzluktan kültürden çıkarıp kültür derin dondurucu. İşte ona ilaç sıktım. Hemen ve birazdan dediğim 2 saat sonra gideceğiz. Şöyle suyun hiç yoktan biraz limon tadı olsun da içilsin. Bir limon olduğu için kabuğunu da atıyorum. Böylece hiçbir şey olmaz. Şöyle hazır olsun. Birbirinden konsantre spreyini sıktım. O bu lekeleri alıyor. Bu şeyin lekesi işte o yaban mersini. Yaban mersini. Evet. Onun şeyi çok zor çıkıyor. Lekesi buraya girdiği zaman. Şuraya. Lavabomu da hemen temizleyeyim. Burada kahve. Bulaşık makinemi de akşam çalıştırmadım. Fazla dolu değildi. Şimdi hemen çalıştırdım. Şimdi kahvemi içeyim. Sonra beraber sizi götüreceğim. Şuraya Mile'in tabletini verdim şimdi. Tabletini. Annemin işi 2 saat sürer dediler. 2 saat. Yani burada şimdi çarşıda 2 saat bir vakit geçireceğim. TK Max. Burada böyle markalı şeyler ucuzlamış oluyor. Mesela çantalar, gözlükler, dekorasyonlar, artık ne ararsan böyle saatler, kıyafetler. Ben buraya valla 1 yıldır mı geldim, 1,5 yıldır mı, 2 yıldır mı bir bakayım dedim. Annemin mide endoskopisinde hiçbir şey çıkmadı. Doktor dedi hepsi iyi dedi midesinde dedi. Ama tabii böyle parça alıp da hani gönderiyorlar ya kontrola. Onu yaptı daha. Onun neticeleri gelecek. İnşallah oradan da bir şey çıkmaz. Kendime karpuz kesiyorum şimdi. Canım böyle soğuk bir şey istedi. Sanki dışarısı çok sıcak da serinletici bir şey. Daha inanır mısınız kahvaltı yapmadım. Hiçbir şey yemedim daha. Saat şu an 4:20 var.
Artık kahvaltı falan yapmayayım. Direkt şey, akşam yemeği. Ispanağımı yıkadım. Bugün onun böreğini yapayım. Yoksa ıspanak çürür. Soğuk soğuk önce bir soğuklanalım. Hani böyle Türkiye'de pazara gidersin, dükkana gidersin, bir yere gidersin. Eve gelince böyle karpuzla soğuklanırsın ya. O hesabı oldu. Yani aldıklarımı da TK Maxx'tan göstereceğim daha. Hemen sosunu hazırlayayım, böreğimi. Yoğurt, süt, yumurta. Göz kararı yapıyorum arkadaşlar. Hiç. Bakın, dolu dolu 3 kaşık. Süt. Şöyle. Her şeyi ben böyle hiç ölçüyle yapmıyorum. Aslında birer bardak belki su bardağıyla. Demeyeceğim. Olur. Şöyle. İşte benim tarif verme anlayışım bu kadar. Bir. İki. Üç. Sosu ne kadar çok olursa bence böyle daha çok şey tadı veriyor. Böyle su böreği tadı alıyorum ben. Yani bilmiyorum, düşünüyorum. Ve hemen karıştıralım. Şu yemeğimizi yapalım. Eğer kol gelirse birazcık daha süt ekleriz. Durulur. Benim yemek yapma anlayışım. Ben içimi sadece peynirle yaptım ve baharat. Yani soğan falan koymadım. Fukalarım da parça parça dağıldı açınca. Ama fark etmez. Böyle tepsi böreğin içinde. Parça parça hiçbir şey olmaz. Daha güzel olur. Bir sıra daha koyalım. Şöyle parçalarımızı. Ne yapacağım? Koyacağız artık. Döşedikten sonra ben kesip de atıyorum fırına. Hemen böyle. Yoğuruyor. Hem sosu bize içine geçiyor böyle. Ve alışverişlerimi göstereyim. Neler aldığımı TK Maxx'tan aldım arkadaşlar. Bakın bu. Normalde 49 euroymuş. 25 euroya aldım. Böyle uzun bir tişört, elbise gibi neredeyse. Hani böyle otelde, deniz kenarında falan giymeye dedim. Çok güzel. Şöyle bir mayo aldım. Ben hiç mayo giymiyorum aslında şimdi. Cidden ben daha çok bikini giyiyorum. Ama bunun rengi çok hoşuma gitti. Böyle ama tabii denk gelirim bilmiyorum. Ben zaten haftaya Emre'nin tabletini almaya gideceğim ya. O zaman dedim götürürüm icabında olmazsa. Bakın bunu da 13 euroya aldım. Ve şu terlikler çok hoşuma gitti. 19.99 TK Enyot terliğiymiş. Ama ben şimdi marka diye almadım. Rengi çok hoşuma gitti ve çok rahat böyle. Şu parmak arası terlikleri artık eskisi gibi sevmiyorum. Parmağım acıtıyor. Ve oradan Pimki de oradaydı. Pimki'ye uğradım. Pimki'de çok ucuzluk vardı. %50 bakın. %70'e kadar ucuzluk vardı. Bunu yarı fiyatına aldım. 8 euroya böyle bir gömlek. Şöyle bir tişört aldım bu renk. Bu da %20. 8 euro. Şöyle bir kısa pantolon aldım. Bu da tatil için şöyle. Mayonun üzerine falan giymeye güzel olur. Bu da 13 eurodan %50. 7 euro 50 cent. Ve bir tane de şöyle üst aldım. Çok şey kalitesi böyle frül frül mi diyorlar? Üfül üfül mü? Üfül üfül diyorlar değil mi? Bunda %20 indirimli 13 eurodan bakın. 8 euro işte neyse. Allah'ım hesap edemedim. Bunu aldım. Böylece bugün aslında annemi doktora götürdüm ama ben de bir şeyler aldım. Çıktım. Böreğim pişti. Pişti. Enfes kabardı böyle. Oh mis gibi. Mis gibi. Yanıyordum. Yanıyordum. Ben orada Backwerk'ten böyle fırın gibi yerden işte böyle ekmek almıştım kendime. Focaccia. İçinde rucola, domates, mozzarella var. Önce ben bunu yiyeceğim. Orada yiyecektim aslında ama anneme telefon açtılar gel al diye. Onun için yemeğe vaktim olmadı. Orada oturup bir yerde yiyecektim. O yüzden karnım acıkmıştı. Böreğimizin yanına zeytin, domates, çay böyle yiyeceğiz. Peynirimi de bakın hangi kaba koydum. Şimdi bunu da saklayacağım peyniri. Buzdolabına böyle koyacağım bunun içinde. Şimdi diyorum niye tabağa koyayım da tabağa şey yapayım. Buradan böyle kese kese yeniz hazır bunun içinde şu peynirden. Lidl'den almıştım. Ay. Biz kocamla keyif yapacağız şimdi bakın. Buraya soframızı böyle hazırladık. Zeytin, peynir, domates, soğan. Ben oh. Ne yapamadınca buraya?
Hem dizi güzel bakalım dedi diyoruz. Bununla Miley denize girecek. Ay Miley. Ve Cihan bugün dışarıda döner yemiş. Cihan Griknik su esin, deso döner esin. Yesin, yesin. Desol desin. Robot diyor ki bunu yesin diyor. Yesin deso nicht, Miley auch nicht. Miley ıspanaklı börek. Ispanaklı börek. Alo, ıspanaklı börek. Ispanaklı börek böyle. Benim ekmeğimi getirsen oradan kızım ya. Bring my mein Brot da. Valla ekmeğim, ich muss mein Brot essen. Was ist? Ne yaptın? Was hast du gemacht? Was geklaut? Niye öyle yapıyor? Onda minu ödemedi kimde? Haa, ya evet onu getir kızım. Sen onu yemezsin. Getir domatesli o. Sen onu yemezsin. Getir. Dizi... hadi ye bari. Yemez işte. Deneyecek. Bak. Schmeckt dir das? Domates var içinde. İçinde domates var. Hani sen çiğ domates sevmiyordun? Ya şuraya koy. Düşüreceksin şimdi. Koy. Koy ben yiyeceğim. Allah. Dizimizi bitirdik. Robot'la iki bölüm baktık Outlander'e. Ben de Hercai dizisine bakmaya başladım arkadaşlar. İlk bölümüne baktım. O neydi öyle ya? O neydi? Yani ilk bölümü bir hoşuma gitti şimdilik. Miley ne yapıyorsun arkada ya? Bu kız var ya böyle oturuyor. Ve oturdum. Şimdi şey bakıyorum arkadaşlar. Araba. Araba kiralamak için 8. ayda araba kiralayalım diye. Tabii ki araba lazım bize. 2 hafta robot gelince arabası zorlarda olmuyor. Fethiye'ye gideceğiz, şuraya buraya gideceğiz. Ulan köpekle uğraşıyor. Arabalar bu sene var ya arkadaşlar öyle pahalı ki araba kiralamak. Yani Türkiye'den. Yani önceki senelere bakınca daha pahalı. Ben bunu fark ettim. Bilmiyorum artık. Şimdi diyoruz ki Türkiye'den mi kiralasak? Ama şimdi Türkiye'de araba kiralama yerlerini pek bilmiyoruz. Araba kalır mı? Kalmaz mı? Kalmazsa ortalıkta kalırsak. Yani sadece böyle İzmir'den Kütahya'ya Emed'e gidecek kadar olsa hadi otobüse gidilir. Bir şey olmaz. Ama Fethiye'ye gideceğiz. Şuraya buraya gideceğiz. Oralara da yani ikide bir otobüsle yani güzel olmaz. Fazla gezemeyiz oralarda. Etrafı gezemeyiz. Yani onun için araba kiralamak mecbur. Başka araba yok. Acaba Türkiye'de diyorum İzmir'de araba kiralayacak yer bulabilir miyiz? Şimdi Melike'ciğim ben Melike'nin yanına da gideceğim ya o demişti bana aynı abla gelin buradan kiralayalım diye. Ama dediğim gibi işte korkuyorum. Hele robot işi hiç böyle şeye bırakmak istemiyor. Şansa bırakmak istemiyor. Arabayı kirala diyor. Hazır olsun orada. Hiç şimdilik orada uğraşamayacağım. Araba olur olmaz diyor. Bir de nasıl bir araba verirler? Sigortası ne çeşit olur? Türkiye'den kiralayınca buradaki gibi burada kiraladığımız gibi olur mu? Kondisyonları falan. Onu bilmiyoruz. Ama nasip kaç? Yalan söylemeyeyim. 600 euro mu ne tutuyor? 2 haftası arkadaşlar. 2 haftada değil 12 gün. Bütün sigortası falan içinde. İşte böyle. Ama bakalım hayırlısı inşallah o da olur. Evet arkadaşlar bu vlogu bitiriyorum artık. 2 gün oldu. Artık ne kadar uzun bilmiyorum. Umarım yine de hoşunuza gider. Bakın Miley buraya ne yapmış? 2 tane muzu ezmiş. İçine erdnuspota koymuş. Hani bu fındık fıstık ezmesi var ya. Ondan sonra da yarısını buraya bırakmışım. Ben bunu Miley'e böyle zorla yedireceğim. Yok şaka ediyorum arkadaşlar. Ben de seviyorum. Ben de yerim icabında. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Destek amaçlı videomu beğenirseniz sevinirim. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.